İstanbul'a geçelim. İstanbul doğal afetler açısından dünyanın en tehlikeli 9. şehri olduğu haberini dün paylaşmıştık. Almanya'da bir bilim adamının araştırmasına göre Marmara bölgesinde 2025'e kadar büyük bir deprem bekleniyor. Araştırmayı Türk deprem uzmanları da doğruluyor. Pek de hazır değiliz. Vallahi hazırız. Neler yaptınız? Deprem konutundan satın aldım en başta. Evdeki dolapları vidaladım. İstanbul doğal afet açısından dünyanın en tehlikeli 10 şehri içinde 9. sırada. Tespit Alman Alfred Wegener Enstitüsü'nden jeolog Johann Krages'e ait. Araştırmaya göre İstanbul'da 2025'e kadar büyük bir deprem olması bekleniyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Şükrü Ersoy da Alman meslektaşıyla aynı görüşte. Bunun bir ucu 1999 depreminde zaten yaşanmıştı. Şimdi bizim beklediğimiz deprem ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yaptığı senaryolara göre 7,5 büyüklüğünde ve 7 büyüklüğünde 2 tane deprem olabilir. 1927'lerden günümüzde 80 yılda İstanbul nüfusu 18 kat artarak 14,5 milyona ulaştı. 17 Ağustos depremi günümüzde meydana gelmiş olsaydı, yine 7,4 büyüklüğünde olsaydı, ölen insan sayısı 25 bin olacaktı. Büyük Marmara depremi için ciddi önlemler alınması şart. Bu yarın da olabilir, şu anda röportaj yaptığımız şu saatte bile olabilir. Zaman zaman 4 büyüklüğündeki depremler, Kuzey Anadolu fayının Marmara içerisinde çok canlı, çok hareketli olduğunun ifadeleridir. Alman bilim adamının araştırmasına göre doğal afetlerde en riskli şehir 38 milyon nüfusuyla Tokyo. Tokyo'yu 11 milyon nüfusuyla Osaka takip ediyor. Los Angeles ve San Francisco listenin 5. ve 6. sırasında yer alıyor. İran'ın başkenti Tahran ise 8,5 milyon nüfusuyla 7. sırada. İngiltere'de yapılan bir araştırma işlenmiş hazır gıdaların sigaradan